Ezeli sultan, ebedi sultan. Allah'ımız, Rabbimiz, Mevlamızdır. Biz kullarız. Cenab-ı Mevla kulluğumuzu kabul eylesin. Amin. Avuz-u yerine şeytanı vakti, Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbel aleyhissel hamd. Kemâ yenbeği bu celâli veşhî ve l'azîm-i sultâni. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed el-Fâtih limâ ulik vel-Hâtih limâ sabak nâsir-i hakkı l-hak vel-hâdî ilâ sırâtike'l-müstakîm alâ aliyyâ hakkâdîl-iddâvîl-azîm medet ya sultânul enbiyâ medet ya sultânul enbiyâ medet ya inşâallâhu اللهم ارزقنا الفهم والتفاهم والتفهم yolumuz nakşide giderim yolunu Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki nakşide giderdeniz Şah-ı Nakşibendi Hazretleri hala bir Bukhari Hazretleri'ne öyle buyurmuş ki nakşide dilik İman İslam şerefinden daha kuvvetli bir isimdir. Ne için ya Seyyidi dedikleri vakitte ona? Çünkü mümin ve müslim olanların arasından küfürle çıkan ne ucumuna olmuştu. Sonra da küfre dönüp çıkmış. Lakin şimdiye kadar nakşibendi tarikatına dahil olan hiçbir kimse şimdiye kadar küfür üzerine çıktı, görülmüştü. Elhamdülillah. Yani şübendi olsun ve kafir dünyanın için bu şimdiye kadar olmadı diyor. Görülmemişti. Onun için İslam, iman, İslam rütbesinin üstünde rütbedir ve şübendi olmuş. O kadar kuvvetli maneviyat o. O kadar kuvvetli, şeytana karşı gelecek maneviyat sahibidir. Nakşibendi olan kimse ya sevgili Mevlam. Bu nakşibendi olduğuna dair nereden nasıl bilelim? Biz onlardan ferah edelim. O zaman demişti, nakşibendilerin olduğu mecliste bulunup da kalbin rahat ve huzur bulursa, o demektir ki sen de onlardansın, o ahit sahibisin. Onların meclislerinde rahat olamayıyorsan, huzur bulamayıyorsan, demek onlardan beraber değilsin. Onlardan değilsin. Bütün insanlar efendim huzur ararlar, lakin bulamazlar. Çünkü huzur İslam'dadır. Yeni Müslümanların çoğu da huzursuz oldular. Ne için? İslam'ın insanların içine hitap eden bölümünü inkar ediyorlar. İslam diyorlar yalnız bir dış görünüşünden yukarı. Bazı yerlerde, bazı yörelerde dolaşıp dururken bu eski eser olarak dağların, yüksek kayaların üstünde kapı suretleri vardır. Kapılar, sütunlar üzerine güzel mükemmel bir görüntü vardır. Lakin içeriye doğru bir şey yok. Dışarısı görünüyor, içeride bir şey yok, barınılmaz içerisinde. Dış görünümüyle efendim, saray gibi, sarayın dinişi gibi görünür. Yani arkası yok. Şimdi çok cahiller dürüdü şimdi bu zamanımızda. O kadar cahiller ki imanın esasının La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olduğunu bilemiyor. Bilip de şeytan gibi duruyor. Yahudinin sözü duruyor onlar.
Onlar diyorlar ki Müslümanlık bir efendim, dış görünüşten ibarettir. Şimdi bu Müslüman geçinenlerin Müslümanlığa bakışlarıdır bu. Bir dış görünüşüdür. Yahu Müslümanlığın içi de var. Desen yok, iç alemi de bir şey yok. Müslümanlık sadece gördüğün gibi kelime-i şehadet getirirsin, beş vakit namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekat verirsin, hac edersin Müslümanlık. Bundan ibarettir. Ondan öte de Müslümanlığın başına ne olacak? Nedir bu sizin zikir çekmeniz, salavat getirmeniz, fazla namazlar kılmanız, efendim, şeyhlere tabi olmanız, tarikat tutmanız, bunları biz anlayamayız. Tabi endin denen kimseler vardır ki, erkekliği yok, erkek suretinde. Onlar kadınlarla işleri yok. İnanmayın onlar itiraz eder. Kadın ne? Ne lüzum var kadın? Çünkü kendinde o his yok. O yolun adamı değil o. Yani şimdi mülûğun altında olan çocuk, o da anlamaz. Onun için tarikattan anlamayan kimselere haşa minanız gaba tabir ama eşek o şarttan anlamaz. İlla anlatacağı iddiaya uğraşma. Önüne bir kaldır saban kok, anlar şeyde. Efendim, pek zor da bir parça un, efendim, samanla karıştır, çorba yap, efendim, hoşafıyla beraber onu getir, o bu tarafa bakar. Böyle bir parça burnunu, ağzını sallayacak, ağzını berbat ettiniz, ağzımın tadını, bunu ne geçirdiniz dedim, yani o hoşafı diyecek, dönecek bu taraftakını gitsin. O çorbayı, eşek çorbası derler buna. Dişi olmayan şeyler, çok ihtiyarlanır eşeklere. Fakir arpa yiyemez artık, buğday yiyemez. Onun için ona bir parça böyle övünmüş un ve saman karıştırarak çorba yaparlar. Onu çok güzel içer. Anladığımız meseleyi ya. Bu herif ya ne akılsız. Eşeklerin içeceğini fark ettiler orada. Ne diye bu tatlı bir şey getirdiler bize. Ya bu hoşaftı. Sen içtin onu. Sever mi? Sen bu çorba yetiştin. Şimdi yani illa bu insanların hepsi her şeyi anlayacak mertebede değil. Ancak onlarla uğraşma. Lakin Müslüman olan adamın aklı ermek lazım, mantığı çalışmak lazımdır. Aklı da çalışması lazımdır. Çünkü insan suretiyle insan değildir. İnsan manasıyla insandır. Suretiyle insan hayvanlara mensuptur. Manasıyla meleklere, melekut alemine mensuptur. Gelen enbiya seni melekut alemine hazırlamak için gelmiştir. Sen ısrar ediyorsun, hayır. Melekut alemi dediğin şey tanımayız. Ve peygamber miraca çıktı. Sana o gösteriyor. Allah da diyor ki peygamber de size çok güzel, en güzel misal, imtisal edecek bir mana vardır. Ona tabi olunuz, onun ayağının izine basarak yürüyünüz, size de miraç olur. Manevi mertebelere yükselebileceğine dair gösteriyor onu. Meleşen şenlik olsun için değil, sen anlayasın. Peygamber miraca çıktı, gösteriyor ki göklerin yolu var. Göklere çıkmak isteyenlere yol var. Peygamber roketle gitmedi. Çünkü roket işe yaramaz. Roket ne yapar? Senin cismani
efendim, Suvati'ni 5-10 kilometre yukarıya çıkarır. Ondan öteye senin hareketin yoktu. Zaten o ketin içerisinde hareketle bir şey yok. İnan aleyh, sen göklere roketle çıkamazsın. Göklerin maderasında, ötesinde melekut alemi var. Melekut alemine sen maddi vücudunla çıkamazsın. Manevi vücudunla çıkacaksın. Manevi vücudundur ki sana senin mananı söyler. Manasız insan yok. Ve kelime var. Kelime, kelime ne manasız kelime var mı? Nasıl insan manasız olur? Nasıl din manasız olur? Suret olur yani. Nedir bu iş? De böyle bu kadar cahil oldum diye. Yok diyor, sureti var. Bir sureti var, ondan içeriye yok, bir şey yoktu. O kapısı, penceresi, her şey görünüyor. İçerisi daha var bunun, yok. Seviye girmek kolay mesele değil. Seviye girmek, efendim, gayretle himmet ister. Onlar dış görünüşüne efendim, itibar eder, onunla ittifak eder, yetenir, yetinir. İslam'ın içinden İslam'a düşman çıkanlar Avrupalı değil, Amerikalı değil, Yahudi değil, Hristiyan değil. İslam'ın içinden çıkan, İslam'a düşman olanlar, İslam'ın içinden çıkan İslam düşmanları, onların nazarında İslam'ın ne zahir var, ne batını var. Ne iç görünüşü, ne dış görünüşü, ne de iç alemi. Hiçbir şey yok insan. Silinmiş. Yani bizim içimizden çıkan ve bizden olmadığını iddia eden taifanın İslam'a bakışı ahmak Müslümanların bakışından da berbat, Avrupa'nın bakışından da berbattır. Onlar derler ki, İslam'ın ne dış görünüşü var, ne iç görünüşünü kabul ederiz. Ne de iç görünüşünü kabul edelim, dış görünüşünü de kabul etmiyoruz biz onu Müslümanlar. Eğer dış görünüşünü kabul etselerdi, efendim kavga etmeyeceklerdi Müslümanlar ile. Kavgaları ne? İslam'ın tezahürü tekrar meydana gelmez. İslami tezahür, yani Müslümanların Müslüman görünüşü tekrar görülmez. Mümkünse camiler, minareler, İslam'a ait olan bütün yapılar silinsin, yıkılsın, İslam'ın zuhurunu gösteren hiçbir nişan kalmasın. Siz Müslümansanız ne yok? Efendim? Hayır. Dış görünüş yoktur. Ne içi var, ne dışı var? Siz Müslümansanız vicdanınızda, kalbinizde saklayın onu. Kalbinizde ne isterseniz olunuz, kalbinizin dışına çıktığınızda siz karşınızda. Kalbinizden dışarı çıkmaya izin yok. Kapanmıştır. İki tayfa da yanlıştır. Üçüncü tayfa doğrudur. İslam'ın manası vardır. İnsanın manası vardır. İslam'ın sureti vardır. İnsanın da sureti vardır. Sen bir suretten ibaret değilsin. Sen fotoğraf değilsin. Ve fotoğraf var mı? Evet. Fotoğraf var mı? Sen fotoğraf mısın? Fotoğrafın sureti var mı anası? Ne manası? Bir suret gösteriyor ama mana cihetinden bir şey yok. Sen fotoğrafın gibi olursa senden manasız bir yaratık olursun. Manası olmayan bir mahluk olursun. Halbuki dedik ya, bir sözün bile bir manası var. Görünüşü var, bir de taşıdığı mana var. Güneş, bir sözdür.
Değil mi? Bir daha onun güneşin manası nedir? Aslı nedir? O var. Sen Müslümansın. Suretinle Müslüman oldun mu, surette kaldın, mana kayboldu. Halbuki senin taşıdığın şeref, mananla beraberdir. İnsan dendiği vakitinde bir surettir. Manasını düşündüğün vakitinde tabii manası bildirilmese sana, sen insanın manasını bilemezsin. İnsanın manasını böyle oturup düşünmekle bulamazsın. İnsanın taşıdığı mana yaratılış hikmetidir. Ne için yaratıldıysan manan odur. Eşek yaratılmıştır. Manası nedir? Eşek olmaktır. Eşek olmak ne demektir? İnsanoğluna hizmet vermektir. Yükünü taşımaktır. İnsanoğlunun hizmetinde olmaktır. Peki sen ne için yaratıldın? Kimin hizmetindesin sen? Hizmetsiz mi yaratıldın sen? Eşeğin hizmeti var, insanın hizmeti yok mu? Sen sultan mısın? Sen de sultansın. Senin manan nedir? Yaratıldığın hizmettir manan. Yaratıldığın husus neyse, neye dair yaratıldıysan mananı o ifade eder. Madem ki sen efendim insan olarak yaratılmışsın, senin hizmetin kime olacaktır? Hizmetin nedir? O bilindiği vakitinde senin manan meydana gelir. Eşek insanlara hizmet için yaratılmıştır. Koyun insanlara hizmet için, köpek insanlara hizmet için, kedi insanlara hizmet için, deve insanlara hizmet için. Asıl-ı Kerem her mahluk döve dolaşır, insanlara hizmet için diyor. Ya sen, senin manan nedir? Ne mana ile yaratıldın sen? Sen Mevla'na hizmet için yaratılmışsın. Senin manan o. Bu manayı bilmediğin vakitte sen cahilsin. Belki onun için Cenab-ı Hak hayvanların derecesinden daha aşağı düşer diyor. Kedi manasını bilmeyen insan. İlk anlatılacak, ilk öğretilecek meseledir bu insanlara. İnsanın taşıdığı mana nedir? Var mı bir kitapta yazılı? Okuttukları bu kadar mekteplerde. Neye koşturuyor okuyacağız diye, neye koşturuyor, ne okuyacak? Bunu öğretmedikten sonra ne okumadı bu? İlim, ilim bilmektir. İlim, özün bilmektir. Öyle demiyor mu şey Yunus? İlim, bilmektir. İlim, özün bilmektir. Ha. Özün bilmeyen okuma ne türlü okumaktır? Ha? Hiç kıymet yok. Özünü bilmedikten sonra, özünü tanımadıktan ne okuduğu diye boşuna ömrünü çürütüp en değerli çağ, en kıymetli zamanını, ömrünün efendim berbat edersin. Ezer geçersin, çiğnersin, bitirirsin. İfna edersin, yok edersin. Elim, elim bilmektir, elim özün bilmektir, ha? Bunun temeli bilmektir, en temeli bilmektir, nasıl bilmektir? Ha, nedendir bu okumak diyor. İşte bu, bunu öğretmedikten sonra şeyden hiç bir bilgisi yok. Ne için yaratıldığı hikmeti, insanın manası oldu. Ve insan, elbette ki, bu sırrı bildikten sonra bütün hayatı boyunca hizmeti Allah'a olacaktır. Başka yere değil. Allah'a hizmet veremeyen insan, bu İslam'dan çıkıp İslam'a karşı gelenler hiçbir şeyden haberi olmayan sınıftır.
manevi zevk ve lezzete yaklaşamayan kimselerdir onlar. Biz vicdanımızda kendi inancımızı hapsedecek olduktan sonra ne manası var onun? Kendi manamızın ifadesini biz gösteremedikten sonra vicdanımızda dinimiz serbesttir. Vicdanından sen ne yaparsan yap, lakin onun dışına çıktığın takdirde mahkum ederiz seni de. 21. asırda bu kafada adamlar olsun. Bu da öyle cehalet olsun. Evet, bu İslam ile bütün alakalarını kesip atanların hevayı, efendim, fikir denemeyecek hezeyanlarıdır. Ama Müslümanların içerisinde, Müslümanım deyip namaz kılan, oruç tutan, Kur'an-ı Kerim'de okuyan, hadis-i şerifler'de okuyan bir sürü kimseler vardır ki, bunlar da diyor ki, efendim, İslam'ın görünmen cephesinden ötede biz görünmeyen bir İslam, İslamiyeti kabul etmemiz. Biz görünene tabiyiz de görünmeyen tarafına biz inanmıyoruz. Ama sen ruhunla insansın. Ve İslam insanın cismine ve ruhuna hitap eder. Hem cismimizi kontrol eder, disipline sokar, hem maneviyatımızı, ruhaniyetimizi besler. Birini inkar ettiğimiz vakitte sakat kalır o insan. Mefluc adama benzer. Veyahut bir motoru çalışıp, sağdaki çalışıp, soldaki çalışmayan bir tayyareye benzer. Uçmasına imkan yoktur. Onun için bu zamanda bu hastalık pis hastalık. Korkunç ve tehlikeli bir hastalık Müslümanlar arasında yayılmaktadır ki İslam'ı içten yıkmak ister İslam düşmanları dışarıdakiler. Derler ki İslam'ın manevi cephesi yoktur. Manevi cephesi olmadıktan sonra sen ben müsaadeyiz. Sen ve benim aramda farkı yok. Onun için Hristiyanların istediği Müslümanların maneviyatlarına dönmemeleridir. Onlar isterler ki Müslümanlar dinlerinin manevi yönüne yönelmesinler. Çünkü zapt olunamazlar. Çünkü karşılarında durulamayacak ordular haline gelir onlar. Çünkü maneviyatla bağlandılar mı onları birbirinden ayırmak, çözmek mümkün değil. O kadar birbirlerini sıkı tutar onlar. Onun için onlara maneviyattan bahsetmeyeceksiniz, kafadacaksınız. Onun için ilk icraat bu yeni devletin Osmanlı'dan sonra bütün maneviyatlar kapansın, bütün tarikatlar kalsın. Ki Müslümanlar birbirlerine buluşmasın. Birbirlerine bağlanmasın. Çünkü Müslümanların galiben birbirlerine bağlanmalarından daha korkulacak bir kuvvet yoktu. Çünkü Müslümanlar kalpleriyle birbirlerine bağlandıkları takdirde 5 kişi olsa da onlar korkuştu. Kuvvetlidir. Neden? Çünkü Allah onların bunlarla beraber. Onların önünde durulmaz güç meydana getirirler. Acayiptirler. Avrupa tarihlerinde yazıyor. Ecdad-ı İzamımız hakkında derler ki o Osmanlı akıncılarını, Osmanlıları öyle ufak tefek görme diyor. Ufak tefek görüp de aldanma onlarla çatışmaya, efendim, savaşmaya, mübarezeye girmeye, karşılaşmaya. Çünkü onlarda öyle bir acayip hal vardır ki en miskin görüneni bizim en dev gibi görünen adamı o muharebe sahasında
kavradığı gibi havaya kaldırıp savunuverir. Nereden o kuvvet gelir bilemez. Kendileri böyle belki bizim göbeğimize yetişecek gibi, bizim cengaverlerimizin, şövalyelerimizin belki omzuna yetişir, belki göbeğime yetişir ama aşağı üzerlerinde zırh da yok onların. Hafif silahlıdır onlar. Bir hançerle, bir yatağanla, efendim, ne başlarını gözetmeye ihtiyaçları var, ne göğüslerini, efendim, zırhlarla kaplamaya, ne dizlerini, ne ayaklar. Acayip bir hal geliyor onlara. Bizim üçümüz, beşimiz onu zapt edemez. İslam'ın verdiği kuvvet ve kudrettir. Bir kere daha bunlara bu meydanı vermeyiz. Çağırıyor.